Doğallık kokan bir şenliğe gideceğiz. Ekmekten tarhanaya, sirkeye kadar onlarca ürünün doğrudan tüketiciye ulaştığı şenliğe yağmurlu havaya rağmen ilgi bir hayli yoğundu. Bu haberle de bültenimizi tamamlıyoruz. Nasıl gözleme açmak, kolay mı? Çok kolay. Çok kolay. Evet. Kime göre, neye göre Halise teyze? Bilene göre çok kolay. Hani şöyle yumurtanın, yoğurdun, içtiğimiz, yediğimiz her şeyin en doğalını ve en organiğini ararız ya. Sizler için Şile merkezde düzenlenen yerel ürün şenliğine geldik. Ve burada ne ararsanız her şey hem çok doğal hem de çok organik. Çünkü köylü üreticiler dağlarından, bahçelerinden topladığı ne varsa buraya getirdiler. Ispanağımız var, fazlı var. Maydanoz. Doğal, gezen doğal yumurtası satıyoruz. Mavi yumurtayı da bulmanız mümkün burada. Bu mavi yumurta daha çok hobicilerin beslediği bir ırk. Astım hastaları bunu tercih ediyor. Fiyatı ne mavi yumurtanın diğerlerine göre? 3 liradan gelen müşterilerimize veriyoruz ama normal bunun değeri 10 lira civarı bir tanesi. 26 çeşit sirkem var. Bal sirkesi, elma sirkesi. Bugün de defne ile muşmula sirkesini yapacağım. Dünya listelerine giren sirke, bal sirkesi de yine Şile'de düzenlenen bu şenlikte. Ne kadar peki fiyatı? 20 lira. Sadece 20 lira mı? Evet. Şu an dokunuyorum sıcacık. Evet, gece 3'te kalktık, bunları yaptık. Ekşi mayayla yumuruyoruz, fırını yakıyoruz, pişiriyoruz. Şile'de çok mu kabak yetişiyor? Çok kabak görüyoruz burada. Biz köylü olduğumuz için fazla ekiyoruz. Ayrı bir tarlayı sırf kabağa ayırıyoruz. Hayriye teyze, neler satıyorsun burada? Burada kabak, ıhlamur, fındık, fasulye. Her şey var. Her şey var. Tam da böyle soğuk havalar değil mi? Ihlamur iyi gider. İyi gider. Hastalıklara iyidir ıhlamur. Peki ne kadara satıyorsunuz ıhlamuru? 10 lira 100 gramı. Patateslisini, soğanlısını duyduk ama kaz ayağı mücverini duyduk mu? Ben duymamıştım daha önce, bilmiyorum. Şenlikte denk geldik. Kaz ayağı dedikleri işte bu ot oluyor. Bu ot maydanoza çok benziyor. Mücverin içine doğruyorsun. Doğruyorum, evet. Maydanoz da koydum, ondan da koydum. Çok çok lezzetli oldu. Şenlikte yalnızca doğal ürünler satılmıyor. Aynı zamanda köylü üreticiler aralarında tohum takası yapıyor. Bunları tohumu olanlar birbirlerine takas gibi veriyorlar. Ya parayla değil. Ben arıcılık yapıyorum, bahçıvanlık yapıyorum. Kafama göre bir şey var mı bakacağım işte. Sevgili